siyasi polis müdürü bana soruyor, büroma bomba koymuştayım dağcıyacılar. İşte gittik ifade veriyoruz filan, ne oldu, nasıl oldu filan. Dedi ki adam, biri Arap Burhan Bey, geçen bekçisi vurmuş onu yaralı hastanede, 6 kurşun atmış filan. Neyse, dedi neden yani bu Müslüman gruplarla aranızda ne var da böyle yani büronuza getirip bomba koyuyor, şakası yok, 9 katlı apartman uçuracak bomba, Allah'tan patlamamış he. Niye koyuyor? Dedim vallahi şöyle, sokaktaki bir insana sorar gibi sorayım. Yani elimde mikrofon, hani kameraman var, ben de muhabirim. Efendim işte Müslüman mısın? Müslüman, evet. Allah'a inanıyorsun? Evet tabii, yani Müslümanım diye bunları sıralayacak. Muhammed işte onun kulu ve son elçisi ve son elçisi ve kulu, evet. İşte öldükten sonra dirileceğinize inanıyor musunuz? Evet. Peki hesaba çekileceğinize inanıyor musunuz? Evet. Yani Müslüman bu sorulara evet 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 diyecek. Hayır denecek sorular değil. Peki Ebu Hanife'nin fıkhından mı hesaba çekileceksiniz? İmam Şafii'nin mi efendim? İmam Cafer'in mi, İmam Zeyd'in mi? Yoksa Ercüment Özkan'ın iktibasından Said Nursi'nin risallerinden mi? Yoksa Kur'an'dan mı? Diye alternatifli tek soru değil de böyle sordum. Şimdi ilk defa karşılaşıyor olsa bile şöyle bir duracak edecek. Yani normal bir insan düşünmeye çalışıyorum da. Tabii Allah'ın kitabından, Kur'an'dan diye cevap vermeli. Yani öbürünü koyacak bir kap bulacağını sanmıyorum. O zaman efendim dersimizin adı belli oldu. Kur'an'a çalışacaksınız, imtihanı ondan gireceksiniz deyip çekileceğim. Yani şimdi biz böyle diyoruz diyorum. Onlar yok. Necip Fazıl'ın kitaplarını yok. Said Nursi'nin yok bilmem ne. Mesele bundan kaynaklanıyor Müslümanım dememize rağmen. Anlatabildim mi dedim adama. Dedi çok iyi anlatmış. Bir reklam ya onun gibi oldu. Hakikaten öyle oluyor. Yani teorik olarak bu sorulara şu cevabı vermeyecek adam bulamazsınız. Ama pratikte öyle olmuyor. Alışkanlıklar insanları çekip götürüyor yani.